kez dedim ki tamam. Ben de şaşırdım ona bu arada. Tık parlıyor ve bir tık aşağı doğru bakma. Bir tık daha sanki aşağı. Sen bak. Neden sorgudayım oturdum? Yok ben haber bülteni sunacak gibi hissediyorum. Yüzümüz kendine. Parlıyor mudur? Şunu, bir soruları aç. Şunu kapatsak mı acaba yukarıda? Soruları ben sana... Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Herkese yeni bir videoyla daha. Sen de haber bülteni sunuyoruz artık. Evet şöyle. Herkese yeni bir videoyla daha. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Pelin Köysüren. Ben... Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün şu gerçekten en çok merak edilen soru cevap videosuyla geldik. Böyle bir ambiyans yapmak istedik ama bence güzel şu an. Yani şu an taze taze Instagram'a soru cevap videosu çektiğimizi ve son soruları alacağımı yazıyorum. Şuraya bir çekelim. Soru cevap. Şöyle yapalım. Tamam. Şöyle direkt atıyorum. Instagram'ı da buraya bırakıyorum. Buraya mı geliyor her seferinde? Buraya mı geliyor onu bilmiyorum. Buraya geliyor. Tamam. Buraya bırakıyorum. Eğer burayaysa da buraya bırak. Soruları bir haftadır falan biriktiriyordum. Genel olarak Instagram'dan en çok gelen soruları da biriktirdim. Elvan bana sorsun istiyorsanız ya da öyle mi yapalım? Olur ben sorarım. Artık ben de ısrar ediyordum sana. Bu arada Elvan sayesinde bırakmıştım o kutucuğu da yani. Karışık mı seçeyim ben? Baştan başlayayım mı? Sonra? Bence baştan başla. Soru cevap kutucuğundaki SS'leri almıştık ve böyle oradan soruları az buçuk zaten biliyorum ama yine de en çok sorulanlar hangisiyse cevaplarım diye düşünmüştüm. En basitinden başlayayım o zaman. Tamam. Kaç yaşındasın diye bir soru gelmiş. Arkadaşlar 25 yaşındayım. 97 doğumluyum. Nerelisin? Tamam. Mikrofon. açar mısınız? (gülüyor) 97 doğumluyum. İzmirliyim arkadaşlar. İzmir'de doğdum, büyüdüm. Yani genel olarak kendimi özet geçtim. Yaşım tabii, yaşımı ve nereli olduğumu söyle. Üniversiteye kadar İzmir'de okudum. İzmir'de büyüdüm. Üniversiteyi de Beykent Üniversitesi'nde okudum. Beykent'te uluslararası ticaret okudum. Bu kadar benle genel bilgi. Tamam. 27 Ağustos Başak burcuyum bu arada. 27 Ağustos doğum günüm. Bu da çok gelen sorular arasında. Bir sonraki sorum oydu. Burcun biliyorum çünkü. Bizi tanışmamızı sormuşlar. Elvan'la nasıl tanıştık? Arkadaşlar Elvan'la üniversitede tanıştık. O da Beykent Üniversitesi'nde iç mimarlık okuyordu. Ben de uluslararası ticaret okuyordum. Birinci sınıfta sanırım tanıştık. Bizim tanışma hikayemiz aslında şöyle garip. Biz önce arkadaştık Elvan'la yani gayet. Arkadaş olarak hayatımıza devam ediyorduk. Ne kadar? Bir 6 ay falan mı arkadaştık? Bir 6 ay kadar arkadaştık. Aynen. Bir 6 ama yakın, samimi arkadaştık böyle çıkıp. Akşamları oturmaya, kahve içmeye falan gidiyorduk. Ya bir de şey arkadaştık hani böyle... Aslında yarı flört yarı arkadaşlık. Aynen yani. Aynen hani Allah Allah hani böyle arkadaşsın ama hani... Değişik de bir bakıyorsun yani falan öyle arkadaştık. 6 ay falan arkadaş olduktan sonra okulların kapandığı gün Elvan normalde beni hiç havaalanına falan bırakmaz. O gün beni havaalanına bıraktı ve ben de o gün uçağı kaçırdım. Sevgili ama orada bir detay var. Ne oldu? Havalimanına 3 saat önceden gittik yine de uçağı kaçırdım. Evet çünkü seninle muhabbet... O kadar çok muhabbet etmişiz ki uçağı kaçırdım. Evet işte ben sanırım ki son 5 dakika uçağa binebilirim yani ama binemedim. Valizimi de vermiştim. Vermiş miydim? Ve tam Maslak'ta Sabiha Gökçen'e gitmiştik. Evet. Oradan tekrar Maslak'a dönmüştüm. Ama neyse ki o gün bizim sevgili olmamıza vesile olan bir gün oldu. Ben hani o günden sonra Elvan'la görüşmeyiz diye umuyordum. Sonra bir baktım Haziran'da oluyor bu olay. Temmuz'da sevgili olmuşuz yani bir şekilde birbirimizi kıskanarak bulduk falan böyle mesajlaşırken. Ondan sonra da sevgili olduk. Öyle yani Elvan'la okulda tanıştım. Öyle hiçbir şeyimiz yok. Ortak arkadaş grubumuz vardı. Merhaba merhaba derken bir anda tanıştık yani. O zaman çok hazırım sevgililiği anlattık, evliliği anlatalım şimdi onu sormuşlar. Evlenme kararı mı? Evlilik hikayemizi sormuşlar yani. Ha bir de şey vardı galiba niye bu kadar erken yaşta evlendin? Onu da söyleyeyim. Ha, evet. Elvan'la biz sevgili olduktan sonra bayağı böyle bir zaman geçti değil mi? Zaman geçti 2 yıl sonra, 3 yıl sonra falan. 2,5 yıl geçti. Korona geldi arkadaşlar. Sonra koronada biz apar topar bir günde Elvan beni İzmir'e bıraktı. Hiç unutmuyorum. Arabayla beni İzmir'e ben bıraktı. Antalya'ya gittim. Aynen. Ve 2,5 yıllık güzel bir ilişki vardı. Aynen. Sonra görüşemiyorken bulduk. Görüşemiyorduk. Mesafe vardı aramızda. Aynen. Görüşemiyorduk. Sürekli kavga ediyorduk. Yani evet. Sürekli tartışıyorduk. Sonra bir gün biz ayrılık kararı aldık. Şiddetli bir ayrılık kararıydı. Çünkü artık mesafeler şeydi. Aynen. Yani ben gelemiyorum. Elvan geli demiyor. Dedik ki biz ayrılalım yani. Hani böyle ilişki olmaz. Ayrı gayrı. Sonra o gece ben Antalya'ya gittim. Ve biz o gece dedik ki ya biz evlenelim. Ya Pelin'e 3 saat 4 saat önceden böyle bir soğuk yaptım. Yani ayrılık kararına yakındık ikimiz de. 3 saat sonra Antalya'ya geldi. Evet ama ben de ayrılık ama kararına gelmeseydin, çok yakındım. Yani... Ya ben de böyle kafada bitirmiştim Elvan'ı. Dönüm noktasıydı ben, dönüm noktasıydı. Niye geldiğimi de bilmiyorum. Önce ben Elvan'a bir soğuk yaptım. Anlatma şimdi şuradan ya. Hayır gerçekten öyle.
Sen abi sen ne ayrılık kararından bahsediyorsun? Yemin ederim ben bak saçımı bozdun. Tamam, Pelin ayrılık ben gerçekten almıştım. Pelin beni terk ediyordu. Hayır bak ben terk etmiyordum. Ben kafamda bitirmiştim. Aldım. İzmir uçak bileti aldım. Hayır yerine. Ya. Bir baktım ben kafamda bitirdim. Tamam ben Meliman da kafasında bitirmiş. Sonra ben tutuş. Ondan sonra ben koştur koştur Antalya'ya geldim. O gece hiç unutmuyorum. Dedik ki ya evlenelim ya ayrılalım. Biz ertesi sabah ilk olarak Gülcan anneye mi söyledik? Evet direkt o gece evlenme kararı. Aynen Gülcan anneme dedik biz evlenebilir miyiz? Hiç unutmuyorum. O da taşınma arifesindeydi. O dedi ki tamam falan dedi böyle ne istiyorsunuz falan. Biz hiç hiçbir şey istemiyoruz biz evlenelim falan. Ondan sonra haftaya annemlerin yanına gittik İzmir'e. Annemlere söyledik. Yok önce ben gittim İzmir'e. Ağızlarını aradım. Sonra arkadan Elvan geldi. Aynen Elvan geldi. Dedik ki evleniyoruz. Sonra biz koronada bir anda bir nikah yaptık. Evet. Bakın burada konuları şimdi bağdaştıracaksınız. Evimizi düzemedik. Yani o kadar hızlı evlendik ki biz böyle birkaç ay içinde evimizi düzemedik arkadaşlar. Direkt böyle ilk bulduğumuz eve yerleştik. Güzel de o evimizde bu arada. Zaten aynen. Biliyorlar. Direkt ilk gördüğümüz evi kiraladık. Sahildeki evi. Ondan sonra o evi düzdük. Hatta yarım düzdük yani. Yavaş yavaş dedik ki evimizi yaparız. Nikahımızı kıydık. Mart'ta 13 Mart'ta nikahımızı kıydık. Aradan Eylül oldu. 9 ay falan. Kaç ay geçti Mart? Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. 6 ay geçmiş. 6. ayın sonunda biz düğün yaptık. Eylül'ün sonunda. Düğünü de yaptıktan sonra yavaş yavaş hayat bizim için daha da rahat oturdu. Çünkü yani nikahı aile arasında yaptık. İnsanlar işte küsmeye başladı. Bizi çağırmadınız. Düğün yok mu falan filan. Daha sonra düğünü yaptık ve bu kadar. Ve yerleştik. Aynen. Düğünü yaptık ve yerleştik yani. Buraları ele alıyorum. Heh. Yani zaten evlilik bizim için çok zor bir karar olmadı açıkçası ya. Evet. Bahçedeyiz bir de bağırma. Evet. Anlatıyorum. Dur, soruları aldım. Evet, evet. Sorular nerede sana geçti? Aldım artık. Bir de Instagram'a bakacaktım. Gelen tamam. Soru var. Dur, ne iş yapıyorsunuz'a mı devam edelim? Ev turu yapmamış mıydın? Yok, bu evin turunu yapmadım. Ne iş yapıyorsunuz'a gelelim. Arkadaşlar en çok sorulan sorulardan biri. Gerçekten. Bir aslında de... bir iş yapıyorsun zaten. Niye bunu soruyorlar? Ya evet, tamam hani şu an tam hani daha çok yeni olduğum için görmüyor olabilirsiniz iş gibi. Ama şu anlık sosyal medyayla ilgileniyorum ve inanılmaz zamanımı alıyor. Bu arada kendi işimi kurmak... Çok zamanlı çok oluyor. İstiyorum. Zamanı geldiğinde her şeyi sizinle paylaşacağım. Yıllardır hayalim için çabaladığım bir konu var yani. Ben bu işe girmeden önce de bir hayalim her zaman vardı. Onu hayalimin bir parçası diyebilir miyiz bunun aynen için? Hayalimin bir parça yani. Evet. Onun zamanı gelince zaten söyleyeceğim. Zaten ilgi alanlarımı az buçuk biliyorsunuz. O yüzden çok... Elvan'ın işine gelirsek arkadaşlar Elvan inşaat yapıyor. Asıl bizim mesleğimiz inşaatçılık. Elvan müteahhit, inşaatçı, inşaat ne dersin? Elimizden ne gelirse. Bu olaya bir açıklık getirdiğime o kadar sevindim ki ve sürekli aslında paylaşıyorum ofiste de falan da. Çok belli açıkçası yani. Benim nasıl iş yaptığın hayatın çok açık aslında. Aynen. Şu an sosyal medyayla uğraşıyorum. İş gibi görenleriniz olabilir, görmeyenleriniz olabilir. Ama inanılmaz emek veriyorum yani. Çok zamanımı alıyor. Çok. Yani gece 3'e kadar edit yaptığını hatırlıyorum. Tabii ki de. Ertesi gün video atabilmek için yani çok emek veriyorsun. Emeğinin karşılığını alıyor bence yani. Umarım yani. Herkesin bu arada kazancı kendine. İşte bu ay şu kadar kazanırsın, diğer ay bu kadar kazanırsın ve şu da çok gelmişti. Saçmalama ya. Hayır yüzüm sen izlerken böyle görme beni diye. Biz seni tanıdık artık. Ha evet. Sen bütçe dedin mi şey kazanç. Aynen. Bütçe konusuna gelirse herkesin kazan kendine. Yani ben eşime bile ne kadar kazanıyorsun diye sormazken insanların bunu merak etmesine açıkçası birazcık şaşırıyorum. Şöyle diyeyim. En azından şöyle genel bir bilgi vereyim. Sosyal medyadan para kazanmakla alakalı. Arkadaşlar birkaç kişi şey yazmıştı işte bu işe girmek istiyorum sence işimi bırakayım mı? Arkadaşlar bildiğim kadarıyla ve şu an yani tabii ki de keşfete düşmek var. Bir anda patlamak var. Farklı bir şeye bir anda çıkmak var. Ama basamakları teker teker çıkıyorsanız açıkçası çok bir beklentiniz olmamalı. Ben ilk kamerayı ve laptopu aldığımda gerçekten bir süre dedim ki bunların parasını bir anda tabii ki de çıkaramam yani. Hmm. Ve dedim ki eve kendi cebimden bir sermaye koyarak bu işe girdim. Yani çok para kazandım. 2 ay sonra kameramın parası çıktı falan. Açıkçası 1 yıl bence belki 2 yıl böyle bir beklentiniz olmasın. Tabii para kazanmak için giren olursa aynen. Herhangi bir kitlesi yoksa biraz zor bu iş yani. Bence de. Yani beklentide girmeyin. Ben beklenti gerçekten olmamış. Kameramı ve bilgisayarımı biz ciddi anlamda sermaye koyuyoruz diye düşünerek aldık. Yani çok para kazanacağım diye düşünerek alırsanız birazcık hayal kırıklığı olabilir. Tabii ki de daha büyük kitleler, daha farklı paralar kazanıyor olabilir. Bir anda olabilir. Patlayabilirsiniz. Bir aynen. Şey olabilir ama onun harici yavaş yavaş ilerlerseniz. Aynen. Gibi. Beklentiye girmeyin. Herkesin kendi. Bir gün böyle kazanırsınız. Bir gün böyle kazanırsınız. Dengesiz zaten. Böyle bu konuyu da böyle bir açıklık getirmiş olayım. Neden bu kadar alışveriş? Evet. Geldim. Bomba soruya. Arkadaşlar bunu bazılarınız çok iyi gerçekten empati yaparak anladınız ama bazılarınız gerçekten
inatla üzerime çok gelindi bu konuda. Şimdi benim bir önceki evimde, bunu zaten anlattım, ben adam akıllı o evi düzmemiştim. Yavaş yavaş. O zamanlar sosyal medya hayatımda yokken, ben o eve ilk girdiğimde evliyken sadece bir koltuk takımım vardı salonda. Halım dahi yoktu. Evet. O evin misafir odası zaten gömmeydi, kendine aitti. Yatak odam sadece vardı. Daha sonra o evden ben bu eve gelince, bu evim şu an 4+1. Yani iki tane salon gibi düşünebilirsiniz. Ben mutfağa da koltuk yani koydum biliyorsunuz. 4+1, 3+1, 2+1 diye değil de metrekare bazında düşünmek lazım. Bu evi doldurmak için gerçekten alışveriş yapmamız gerekiyor. Tabii ki de yani. Ve bunu da bilerek geldik buraya. Bu arada ben diğer evden... Ay saçım takıldı ya. Ben diğer evden misafir odasını alamadım. Ya da ne bileyim yatak odası dolaplarımı alamadım. Tam hani burada da dolap yok ama salon takımımı zaten olduğum gibi aldım. Yatak odası takımımı da bu konuda gerçekten çok garip şeyler de okudum. Yatak odası takımımı, yatağımı zaten misafir odasına koyup yatak odama yeni yatak almak bana göre en doğalıydı. Çünkü zaten misafir odasına yatak koymak zorundayım. Benim ailem var. İşte bizde yatılıya gelecek arkadaşlarım var. Benim ailem şehir dışında yaşıyor. Hani benim yapmam gerekiyordu misafir odasını. Yatak odasına da dediğim gibi zaten makyaj masam falan yoktu. Sadece yatağım vardı. Onu da misafir odasına koydum. Bilgisayar odası aynı şekilde geldi. Sadece ben kendime çalışma masası aldım. Hani de küçük odamı açılır kapanır çek yat aldım. Çünkü ailemiz büyüyor. Gittikçe misafirlerim artıyor. Bir ablam evli, eşi, eniştem, annem, babam, Elvan'ın ailesi falan derken biz geniş bir aileyiz. O yüzden de oraya bir koltuk aldım. Alışveriş olarak şunu birazcık görmüşsünüzdür. Çok fazla ev alışverişi yaptım. Yani kıyafetten çok çok daha fazla. O da doğal olarak evimin bana getirdiği, yani bahçeli bir eve çıktım. Bahçe masası almak zorundayım. Bahçe koltuğu almak zorundayım. Gereksiz ne olabilir aldım? Bilmiyorum. Mesela o evden getirip attığım hiçbir şey yok. Yani gereksiz bir şey yok. Belki şey için böyle yazmış olabilirler. Sen birazcık daha önemsediğin için, yani değer verdiğin tabii için. Tabii ki de. Aldıklarını detaylıca göstermek istiyor. Size bilgi vermek için de çok fazla ürünlerin tanıtımını yaptığı için de size öyle geliyor olabilir. Ya ben sanmıyorum diğerleri azalıyor da. Yani az çok meselesi değil açıkçası. Değil. Sen biraz fazla üstünde dur. Fazla detaya giriyorsun ya. Belki o yüzden mi fazla bir şey aldın sanıyor. Anlamadım. Olabilir, bilmiyorum. Aldıklarımı hep göstermek istedim. Bir de IKEA'dan çok fazla şey aldım ben çünkü bu süreçte. Çünkü talep de geliyor benim bildiğim kadarıyla. Sen de bana söylüyorsun. Hı-hı. Hani ne aldın, nereden aldın, nasıl aldın, hı-hı, çeker misin, videoda gösterir misin? Çok talep aldığı bu için de anlatıyor. Bu arada indirim haberlerini de çok paylaştım. Yani evet, ben bu arada çok kovalarım. Öyle hadi gideyim bu akşam her şeyi alayım, asla yapmam. En ya uygun zamanı beklerim onu almak için. Yeni girmene rağmen bu işe. Ya bir yerden birilerine dokunuyorsam ya da benim sayemde daha mantıklı alışveriş yapıyorsak hep beraber benim için en mantıklısı. Yani ben IKEA'yı bile gerçekten IKEA'ya gitmeden önce her yere bakıp bunları size çok yansıtmıyor olabilirim ama. Aklım şey geldi. Neye girdi? Ben de uçacağım bu arada. Sandalye sürekli hayır, kalkıyor. Hayır. Türkçe konuşamıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Hayır konuşuyorsun. Umarım Serdar gibi konuşmuyorum. Ben. Devam ediyorum. Alışverişin sebebi de dediğim gibi evimi doldurmaya çalışmamdı. Perdelerim. Benim o evde sadece yatak odası perdem. Bunu tekrar söylüyorum. Garip yorumlara ithafen. Yatak odası perdem ve salon perdem vardı. Ben yatak odası perdemi misafir odasında değerlendirdim diye konu olmuş. Ama arkadaşlar salon perdemi annemin evinde değerlendirdik. Asla hiçbir şey atmam zaten. Yatak odası gerçekten perdemi atmaz. De at dersen bana kızıyorsun. Evet. Şimdi. Yatak odası perdemi de annemin evinde değerlendiremedik. Ve yukarıdaki odada değerlendirebiliriz diye bu konu oldu. Neden? Bence çok mantıklı. Ya sen bence doğal kameraya konuştuğun için ya öyle anlaşılıyor bence yani. Ha şunu almış, bunu almış. Bir perde mi almamış? Bir perde. Ama bu saçma değil mi? Bir tek bana mı saçma geliyor? Elimde perde bence varken saçma. Neden perde alayım? Oradaki tek... Ya hayır öyle düşünülmesi saçma zaten. Ya tek sen dediğim doğal olan... olarak onu söylüyorsun aslında. Ya arka planda başka türlü düşünülüyor. Saçma geliyor, anlatabildim mi? Neyse. Tamam bu konuyu geçiyorum arkadaşlar. Alışveriş konusu böyleydi. Zaten uzun zamandır aldım videosu gelmiyor. Çünkü almıyorum. Evi çok şükür doldurduk. Eski salon takımım bu eve çok güzel oldu mesela. Hani asla gidip de bir salon takımı almazdım şu an. Ne bileyim kış bahçem çok içime sindi. Gerçekten üçlü sehpayı, en uygun o mantar sehpaları nerede yaptıracağımı bile çok araştırmış bir insanım. Siz beni zamanla tanırsınız arkadaşlar. Ben öyle söyleyeyim. Elvan bu konuda ya gerçekten doğal işte dediğin dan söylediğin da için aynen. Bazıları şey zannedebiliyor onu. İşte hiç girmeyelim ya oralara. Aynen ya boşver. Şimdi İstanbul bağlantımı söyledim arkadaşlar. İstanbul'da okudum. Hayallerimin şehri. İstanbul'a karşı zaafım var. Şundan dolayı da İstanbul'da da bizim evimiz var bu arada. Yarı zamanlı biz İstanbul'da da yaşıyoruz. Orada da bir evimiz var. Orada da bir kapımız var. O yüzden de İstanbul'a çok sık gidiyorum. Belki İstanbul'da yaşamaya başlayacağız birkaç yıl sonra. Onu da bilmiyorum. Ama genel olarak İstanbul'u çok seviyorum. Orada büyüdüm. Orada çalıştım. Üniversitemi orada okudum. İlk yani işime İstanbul'da girdim. Tabii ki ama hayatının önemli bir kısmını diyeyim. Yani o yüzden de belki de bu kadar çok seviyoruz. Önemli bir kısmını İstanbul'da yaşadığımız için orayla bir bağımız var.
Ya tabii ki de hani o yüzden de İstanbul benim için çok anlam ifade ediyor. Elvan bugün gel İstanbul'a gidelim derse İstanbul'a yerleşirim. Çünkü dediğim gibi İstanbul'a karşı şeyim var. Hani orada büyüdüm. İlk işimi orada girdim. Üniversitemi orada okudum. Bunlar benim için önemli şeyler arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi İstanbul'da da evimiz olduğu için aile olarak yani aile olarak da çoğu yeri geldiğinde çoğumuz İstanbul'da olduğumuz için burada olduğumuz için beni yarı zamanlı düşünebilirsiniz. Antalya, İstanbul karışık düşünebilirsiniz. Ev kiralık mı satılık mı? En merak edilen konu. Bu soru gerçekten gerek güldürdü gerek şaşırttı beni. Yani insanların yorumu. Yani. Yok sorabilirler. De şöyle sorayım. Ya şöyle sorayım diyorum. Şöyle. Aşırı soruldu. Hı hı. Yani en çok merak edilen şey oydu bence. Bu arada çılgın gibi sorulan bir soru daha var. Şu an Instagram'dan bakıyorum ve gerçekten şaşıracaksın sen de. Sana da söylemeyeceğim bu soruyu. Şöyle bakma. Evet arkadaşlar alışverişi söyledik. Ha, ev kiralık mı satılık mı daydık bu arada. Ev kiralık mıdır satılık mıdır diyorum şimdi inşaatçı. Şimdi arkadaşlar biz ilk taşınma kararı aldığımızda ilk evimizde kiradayken yatak odamız aşağı katta olduğu için taşınma kararı aldık ve üst katımıza taşınacaktık. Orası da 4+1 bir evdi. Misafir odası, çalışma odası, bir odayı da ben giyinme odası yapacaktım. Yatak odası çok küçüktü. Daha sonra biz artık anladınız Elvan'ın abileri de bu sitede oturuyor. Damla abla Elt. Burada bir ev boşaldı ve dediler ki acil bu evi tutmalısınız, almalısınız. Sonra bir yıl boyunca bu ev kaldı. Biz istemedik. Üst katımıza tam taşınacakken taşınamadık. Olaylar oldu vesaire. Ve bu ev o an kiralıktı. Biz de bu evi yıllık olarak kiraladık ve şöyle bir karar aldık. Eğer bahçeli bir evde, biz bu arada her zaman balkonlu bir ev istiyorduk. İstanbul'da da Elvan 31. katta mı? 28. katta 23. mı? 23. katta oturuyordu. Ben 14. katta oturuyordum. Hep balkonlu bir evdi bizim hayalimiz. Evet. Ve dedik ki bir yıl boyunca burayı deneyeceğiz. Bahçeli bir evde yapabiliyor muyuz? Biz böyle bir eve hazır mıyız? Açıkçası şu an 2 ay falan oldu değil mi? 3 ay oldu. 3 ay falan oldu. Çok da memnunuz, yapabiliyoruz. Yani ve bundan sonra inşaatçı bir adama zaten uygun bir ev. Yoksa ev aldıramazsın zaten. Yani. Çünkü o sırada o maliyet hesaplarıdır, odur budur, şudur budur düşünüyorsun. Çok uygun değilse tercih ediyorsun yani. Ya bizim için ev almak, ev kiralamak açıkçası öyle çok çok konu olacak bir şey olmadı. Yani nasıl diyeyim? İnşaatçı insan yani. Kendi yapmadığı evi almak belki işte mantıklı mantıklı. Daha sonra dedik ki işte bu evi bir yıl deneyeceğiz. Eğer olursa da ev sahibiyle konuşup anlaşırsak bu evi almaya karar veririz diye düşündük arkadaşlar. Şu an deneme sürecindeyiz. Ama bence sevdik biz. Müstakil olayını. Bence güzel oldu. Yani balkonlu evdense şu an müstakil beni daha çok çekiyor. O yüzden inşallah size 8 ay sonra evimizi aldık falan diye böyle bir video çekerim yani. Evimiz oldu falan diye. İlk evimiz falan diye. İnşallah. Ki bir önceki evde çok yapabileceğimizi sanıyorum. Ki o ev satılık olsaydı belki satın alacaktık. Ama iyi ki almamışız. Yatak odasının aşağıda olması... Ne güzel şeyler atıyor. Evet. Yatak odasının aşağıda olması mesela hiç bize göre bir hareket değilmiş. Çünkü ben güneşi çok seviyorum. Aydınlığa uyanmayı, hava almayı çok seviyorum. 23. katta, 14. kattan sonra yatak odasının en dipte olması hiç bizlik bir şey olmadı. O yüzden de denemiş yanılmış olduk mesela. Böyle yani şansla inşaatçı olmak. Gerçekten böyle bir şansımız var arkadaşlar. Bu konu gerçekten deli gibi merak ediliyordu. Gözüm, yüzüm yansımıyordur değil mi ışıktan? Yansıyor şu an. Benim net yansıyor. Uçuyorum ben şu an. Şimdi en son bıraktığım kutucuktan da gelen bir soru. Yeni mi? Yeni sorulardan. Çok gelmiş ama. Bu arada giyimimle ilgili çok soru soruyorlar. Kilomla ilgili bir onu söyleyeyim. Arkadaşlar şu an yiyip yiyip almıyorsun diyorlar. Aslında alıyorum. Neden? Gerçekten alıyorum. Tam olarak net rakam veriyorum. Evlendiğim gün Eylül kaç? 19 Eylül. Unuttun mu? Unutmadım. Sen biliyor musun diye bekledim. 19 Eylül'de tam olarak arkadaşlar 51 kiloydum. Tam 51. Şu an 59 kiloyum. İyi, 60 demedim. Şöyle oldu. Hayır tam rakam geldim. Aslında ben kilo alıyorum. Sadece evlilik döneminde ve arifesinde gerçekten sinir, stres, koşturmaca, her şeyi planlama. Çok ben de o kadar çok kilo vereceğimi düşünmüyordum. Abartı şekilde kilo verdim ve 1.78 boyunda bir insan olarak 1.78 boyum. 51 kilo gerçekten çok kötü duruyordu. Artık yüzüm gözüm her yerim çökmüştü. Ben de mutsuzdum. Evet 51 kilo çok çöküntülü duruyor. Şovdu yani. 1.78. En ideal kilosu 57-58 yani. 57-58 evet. Şu anda da ideal gibi ama şu daha da anlamalı mıyım? Şu anda olmamalısın bence daha fazla. Evet. Daha fazla alınca gözlerin küçülmeye başlıyor. Evet. Yüzün büyümeye başlıyor. O zamanlar 51 kiloydum ve Eylül'den bu yana kadar yani bir yılda tam bir yılda aslında 8-9 kilo falan almışım. Arkadaşlar bu da olması gereken bir rakam. Bunun üstü de artık sıkıntı ama dediğim gibi o dönem çok çok zayıf olduğum için herkes şey oldu hani Pelin yiyor kilo almıyor. Aslında bakın 9 kilo almışım. 9
kilo da bir insan için büyük bir rakam. Sadece yerlerim dolduğu için. Yani boşluklarım ama 50 şey fark etmez. 8-9. Yerlerim dolduğu için bu yani fark edilmedi açıkçası. Ama tabii ki de ben kendim de fark edebiliyorum. Ama gerçekten şuna da açıklık getirmek istiyorum. Aşırı yiyor. Yemek yemeyi çok seviyorum. Çok yiyor. Yemek yani yapmayı çok seviyorum. Ne gösteriyorsa onu yiyor. Ya gerçekten buna inanın. Evet. Ne çekersen yiyorsun yani. Sadece şöyle. 2-3 çatal alıp kenara bıraktığını görmedim. Bitirene kadar yiyor. Ben öyle bir insan değilim. Bana yazsanıza bu videonun altına. Siz öyle bir insan mısınız? Bazı insanlar var. Ya abi önünde bir tabak pasta var. Tamam mı? Pastadan bir çatal alıyor. Bazen eve gelirken 4 kişi pasta falan alıyorum. Hani hoşuna gidiyor, seviyor diye. Hepsini yiyor. Hoş, hepsini onu bir yiyor. Kere yaptım canım. 2 kere yaptım onu. Eski evdeydik. 2 kere aldım zaten. Evet. Hayır bak gerçekten siz mesela Elvan geçen kek koydum ona. Muzlu kek yaptım. Bir önceki videoyu izleyenler bilir arkadaşlar. Kek yaptım. Tamam 2-3 çatal aldı. Kalanını bıraktı. Yani evet, onunkini de ben yedim mesela. Hani tabakta bırakamam. Asla öyle bir insan olmadım. Bir kere onun tadına bakacaksam yiyeceğim. Yok onu gerçekten açıklık getirmek istedim. Yiyorum yani. Hiçbir şeyi atmam öyle. Ya da gerçekten şunu merak ediyorum. Tadına bakıp bırakan kısım mısınız? Yoksa tadına bakıp hepsini bitirmeye odaklı kısımda mısınız? Ben hepsini bitirmeye odaklı bir insanım. Siz nasılsınız? Merak ediyorum. Maalesef bitirmeye odaklı. Daha sonra biraz gözümüz burada yansıyor. Bir tık şurada oturmamız gerekiyor. O yüzden öne eğiliyorum. İnat ettik konuşacağız daha. Ne kaldı da? Şimdi mühim soru ne? Ha dur geldim. Çok merak ettim. Mühim sorum. Bebek. Gerçekten çok var. Bunu açıklayacak. Arkadaşlar diyorum. Onu böyle mi açıklarım sizce? Elvan'a bir kere bunun bir sürprizini yapmaz mıyız? Ben bir kere insanların telerini çekmez miyim diyormuşum. Çekemedi. Hiçbir şey yapamadı sözde. Arkadaşlar birincisi hamile değilim. Gerçekten çok büyük mide sorunları yaşıyorum. İçtiğim antibiyotiklerin haddi hesabı yok. O kadar yok. Şey yediğin için bu. Evet ama yani sonuçta doktorum yeme deyince yemedim ama şöyle bu yıl içinde bir kere zehirlendim ve yanlış tedaviden dolayı galiba tam olarak bilmiyorum midemde kalıcı bir hasar bırakmış zehirlenmem. Yani bu çok büyük bir olası bir ihtimal. Emin de değiliz bu kadar büyük hasarın neden olduğuna. Ama kalıcı bir hasar bırakmış. O yüzden de açıkçası midemle son birkaç aydır gerçekten çok uğraşıyoruz. Tam geçmiş değil. Çok yansıtmak istemiyorum. Bazen gerçekten çok zor zamanlar geçiriyorum. Yemesem de geçiriyorum bu arada. Ama geçecek inşallah. Bunun tedavisini görüyorum şu an. Zor yani. O yüzden hamile değilim. Bebek ne zaman düşünüyorsunuz? Bebeği de şu an düşünmüyoruz. Bunu söyleyeyim. Yani en azından şimdi bir yıl. Değil evet. Evet. Yani çünkü daha yeni evli sayılırız bence. Aynen. Elvan 2 yıl olacak Mart'ta. Yeni tamam, evliyiz. Tamam çok yeni bence gayet iyi. Neyse. Ama en azından şu an çocuk düşünmüyoruz. Bunu söylemiş olayım size. Devam ediyoruz. Giyim tarzımı da sormuşsunuz bu arada. Giyim zaten biliyorsunuz. Genelde Zara giyiniyorum. Sebebini de şunu söyleyeyim. Bence paça boyu kalıpları en uygun bana Zara. Diğer markaları gerçekten olmuyor boyuma. Small'unu aldığımda işte paça boyu kısa geliyor. Bir tek Zara'da oluyor. Oysho seviyorum. Tight, sivit. Linklerini bırakırım aşağıya da. Öyle genelde sivit, tight ya da Zara'dan işte pantolon giyip üzerine yine hep crop, sivit, basic. Genelde hep basic giyiniyorum. Başka neden bu işe girmişim? Bunu zaten söylemiştim. Hayallerimin bir parçası olduğunu. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bunu da sormuşsunuz. Ben 3 kız kardeşim. 3 tane ablam var. Biri Nadire, biri Cansu. Elvanlar 3 kerdi. Elvanlar da 3 abisi var. Bir tane de İngiltere'de okuyan mide ameliyatı olan Tuana kardeşi var. Onu da merak etmişlerdi. Evet. Bu arada Tuana şu an Amerika kapandı sanırım. Tuana şu an İngiltere'de arkadaşlar. Lise okuyor. Mide ameliyatından sonra tam 50 kilo verdi. 1 yıl oldu. Ama tam midesinin oturmasını bekliyorum. Tuana'yla da bir video çekeceğim bu süreçle ilgili. Neler yaptığını o kendi daha rahat anlatır. Aynen çok daha iyi anlatır. Aynen. Şu an çünkü benim bildiğim hani 50 kilo verdiği ya da fiziği şu an hala daha oturma sürecinde. Çok uzun bir süreç. 2 yıl diyorlar ameliyattan sonra. Tuana'nın daha yeni 1 yıl oldu. Bir tık daha zamanın geçmesini bekliyoruz onun için. Şey falan da sormuştu. En sevdiğin yerler nereler falan. Bunları ben zaten Instagram'dan bayağı paylaşıyorum. Yani İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da çok paylaşıyorum. Ay bu arada İzmir'i de çok özledim. Bu aralar çok gidesim var. Batson'a gideceğiz sanki. Düğün var ya. Batson'a gideceğiz gibi. Ya çok tatlı. Daha sorular gelmiş. Öyle yani arkadaşlar. Hakkımda güzel bir soru cevap videosu oldu. Başka bir şey unuttum mu diye bakıyorum ama sanki unutmadım gibi ya. Var mıydı? Başka bir şey var mıydı? Düşünüyorum da yok. Her şeyi söyledim gibi. Tamam ya bitti bence. Hayır ya. Bence güzel bir video oldu arkadaşlar. Bu arada Elvan da ara ara giderim ya. Ben hani ben bir şey yok falan dedim. Muhabbet etme koşuna gitti değil mi? Şimdi gidiyor. Muhabbet etme koşuna gitti. Videolarda daha çok çıksın diyorsunuz Elvan'ın. Lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Ona yorumları okutturacağım. Ben fotojenik bir insan değilim. Ve gerçekten çıktığımda hoşuma gitmiyor. Demoralize oluyorum. Gidiyor. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Umarım sorularınıza cevap olmuştur. Eğer unuttuğum sorular varsa bu videonun altına yazabilirsiniz. Ya da yine Instagram'dan soracağım. Instagram'dan
zaman beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Böyle hakkımda soru cevapları ara ara yaparız bence. Öyle umarım sevmişsinizdir. Sevmişlerdir bence. Kafa attım. Kapatıyoruz. Ben şimdi hemen videoyu editleyip bu akşam videoyu yayına koyacağım. Bu akşam değil, yarın akşam koyacağım. Yarın akşam. Evet, görüşürüz. Dondum bu arada. Dondum video çekeceğim. Dondum ya. Vallahi ben yok ya, son dakikada dondum. Kameralarımızı da kaldırdım ya. Hamur çamur vardı.